söylenmiş. Bir kesirin payı, tabii kesirden bahsettiği için önce hemen bir tane kesir alabiliriz. Bizim kesrimiz x bölü y olsun mesela. İlk hali kesrimiz. Şöyle diyor, payı 2 artırıldığında üst taraf pay oluyor. 2 artıralım, x artı 2. Tabii paydaya herhangi bir şey yapmıyoruz. Artırıldığında değeri 3 bölü 4 oluyormuş. Şöyle 3 bölü 4 oluyormuş. Payı 2 artırıldığında. Sonra paydası 7 azaltıldığında 1 oluyormuş değeri. Tabii bu işlemde değil de ilk halinde yaparsak muhtemelen. Şimdi 7 azaltalım paydasını. Payı x olacak. Paydası 7 azaltılırsa y eksi 7 sonucu 1 olacak. Kesrin payı isteniyor. Yani x'i bulmamız isteniyor. Biz burada içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Şurada da yaparız. İki tane denklem çıkar ortaya. İki bilinmeyenli. Oradan x'i hesaplayabiliriz. Mesela şu alttakinde içler dışlar çarpımı yaparsak Edirne değil. Şöyle. Hayır. İçler dışlar çarpımı yaparsak şuradan y eksi 7 eşittir x olur. Amacımız x'i bulmak olduğu için y'den kurtulmalıyız. Şu 7'yi diğer tarafa atarak da yapabiliriz. Yani yok etme metodunu kullanmak zorunda değiliz. Yerine yazma metodunu da kullanabiliriz. Buradan bizim y'miz x artı 7 olur. Şurada yerine yazarız y'yi. Şuradan devam ediyorum. Hatta şöyle yukarıdan devam edelim. Bu y'nin yerine x artı 7 yazacağım şimdi. Yukarısı x artı 2, aşağısı x artı 7 eşittir 3 bölü 4. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Şöyle çapraz. 4 ile x'i çarpıyorum. 4x, 4 çarpı 2, 8, 3 çarpı x, 3x, 3 kere 7, 21. Şimdi 3x'i sola alalım. Şöyle. 8'i de sağ tarafa doğru atalım. Bu durumda x eşittir 21 eksi 8. O da 13 yapar. Aradığımız şey zaten x'ti. X'imiz de 13 oluyor. Bakıyorum.